havacılık, raylı sistemler, makine imalat, otomotiv ve beyaz eşya, 800 Kobi'nin hayallerini tasarlayıp geliştireceği ve gerçeğe dönüştüreceği bir ekosistem kuruldu. Ya Allah, bismillah. Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi, yani ETİM açıldı. İnovasyona, Ar-Ge'ye yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Merkezimiz şehrimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyor. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, bismillah. Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi, Avrupa Birliği'nin finansal desteği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı eliyle inşa edildi. Açılışını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut yaptı. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile işbirliği içerisinde tamamlanan bu projeye raylı sistemler, havacılık, makine, beyaz eşya ve otomotiv başta olmak üzere ilimizdeki tüm imalat sektörleri buradaki ürünlerden ve hizmetlerden faydalanabilecek. Önce kurdele kesildi, sonra hayallerin gerçeğe dönüştüğü o merkeze geçildi. Bakan Varank, 3 boyutlu plastik yazıcı, yani SLS'nin başına geçti. Araba motoru prototipi çıkardı, temizledi. Kullanmaya gidecek. Sanayici size gelip tasarımını getiriyor, siz prototip mi üretiyorsunuz? İkisini de yapıyoruz Sayın Bakanım. Onlar bize hazır model de getiriyorlar ama biz mutlaka ona bir inovasyon yapıyoruz. Faydalandılar mı sizden gerçekten? Evet, tabii ki. Kalıpçılar faydalandı. Şu ana kadar 5 pilot proje kabul edildi. Uygulama ve üretim süreçlerine geçildi. Şurada play tuşuna basarsanız buradaki üretimi siz başlatmış olacaksınız.